Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 7. üniteyi yapacağız. Evaluasyon jeneral, genel değerlendirme. Şimdi konumuz ve amaçlarımızı bahsedeyim kısaca. Önceki ünitelerdeki karşılıklı konuşmaları, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini gözden geçireceğiz. Yine önceki ünitelerdeki dil bilgisi yapılarını değerlendireceğiz. Fransızcasıyla söylersem, objectif, reviser les dialogues, la production écrite et orale dans les unités précédentes, reprendre les structures grammaticales. Şimdi ünitelere göre bu tekrarlar önemli ve başka çerçevede yapılar, örnekler vereceğim sizlere. O neden dikkatli takip ediniz. Premier contact ünitesinde, ilk ünitede, se présenter, kendini tanıtma üzerinde durmuştuk. Comment s'appelle le guide? Comment s'appelle le guide? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sinon. Quelle langue étrangère parle-t-il? Il parle très bien le français et un peu l'anglais. Sınavda diyaloglarda boşluklar bırakarak sorular soruyoruz. O nedenle bu yapılar önemli arkadaşlar. Yazılı anlatım çerçevesinde bir başka örnek vereceğim. Bir özgeçmişi okumak. Lire un curriculum vitae. Bu örnek kitabınızda daha ayrıntılı ve daha güzel verilmiştir. Lütfen dikkatli inceleyiniz. Nom et prénom. Gökçe Ali. Nom, soyad, unutmayınız. Formasyon, aldığı eğitim anlamında. Demi-dix-six, diplômé de l'école supérieure de tourisme et de d'hôtellerie, Üniversite d'İstanbul. Expérience professionnelle, mesleki deneyimler. Demi-douze, réceptionniste, Hôtel Soleil, Marmaris. Langue étrangère, le français. Tabii sözlü anlama ve sözlü ifade de çok önemli. Yine sınavlarda sorduğumuz konular. Telefonla rezervasyonda şu konuşmanın birincideki şahısta nasıl yapacağını soracağım size. Dikkatli okuyunuz. C'est un client, Monsieur Michel Gadieux, qui téléphone. Il veut réserver une chambre pour deux personnes, pour trois nuits, du vendredi 18 au lundi 21 juin. Dikkatle dinleyiniz. C'est Monsieur Michel Gadieux. Je veux réserver une chambre pour deux personnes pour trois nuits du vendredi 18 au lundi 21 juin. Yazılı iletişimin önemli olduğunu söylemiştim hep. Bir rezervasyon, konfirmasyon mektubu nasıl yazılır? Kısaca ona bir örnek veriyorum. Monsieur, nous accusons réception de votre courrier de 11 mai. J'ai le plaisir de vous informer que nous pouvons accueillir votre groupe du 23 au 27 juin pour 4 nuits. 75 euros par personne et par nuit. Petit déjeuner inclus, meilleure salutation. Ali Raif Ersöz, chef de réception. Şimdi bu kısa mektupta önemli yapılar var. Onların üzerinde duracağım. Accuser réception de aldığını bildirmek, mektubu aldığını bildirmek. O halde nous accusons réception de votre courrier de 11 mai, 11 Mayıs tarihli mektubunuzu aldığımızı bildiriyorum. J'ai le plaisir de vous informer que size bildirmekten memnunum ki. J'ai le plaisir de vous informer que. Que'den sonra özneli, yüklemli, verbli, fiilli cümle yapıyoruz. Pour quatre nuits. Dört geceliğine. 75 euro par person. Par person. Kişi başına 75 euro. Par nuit. Gecelik. Petit déjeuner inclus, kahvaltı dahil. Meilleure salutation, en içten selamlarımız da anlamında.
bir reklam metni, bir tanıtım metni yazmak. Bu da yapılması gereken kısa metinler önemli. Otel Marina, vous êtes chez vous. 75 chambres spacieuses et décorées. Toute équipée de climatisation, ambiance musicale, bar et restaurant panoramique, cuisine turque soignée, piscine, terrasse, garage et jardin pour les enfants, des excursions organisées, des soirées d'animation. Şimdi bu metinde asıl olan terminoloji, kavramlar arkadaşlar. Chambre spacieuse, geniş odalar. Équipée de climatisation, klimatizasyon var anlamında. Ambiyans müzikal, müzikal ortam. Restoran panoramik, panoramik görüntü veren restoran. Cuisine Türk soignée, cuisine Türk soignée, itinalı Türk mutfağı. Piscine, teras, garaj, jardin, bunları biliyorsunuz. Dezekskürsiyon organize, organize edilmiş geziler. Desuare d'animation, animasyon akşamları. Geçmiş zaman ifadesi, le passé composé çok önemli unutmayın. Avoir ve être fiilleriyle çekilerek passé passé ekleniyordu. Elle est sortie à 11h. Il a pris une tasse de café et il est parti. Burada vurgulamak istediğim hangi fiillerin être yardımcı fiille çekildiğini bilmeniz ve bunları çıkarmanız. Kitaptaki örnekleri lütfen unutmayınız. Bir sipariş almak. Prendre une commande. C'est un client au deuxième étage. Ils sont deux. L'un prend du thé, l'autre du café. Ils veulent des croissants, mais ils prennent des omelettes aussi. Burada verdiğim 5 cümleyi lütfen kendiniz sesli je birinci tekil şahısta kullanarak yapmayı deneyiniz. Özür mektubu. Lettre d'excuse. Madame, j'accuse réception de votre courrier du 12 mars. Je vous prie d'accepter toutes nos excuses pour la défaillance de notre service de restaurant et je le regrette sincèrement. Je vous assure que ces incidents ne seront plus reproduits. Nahoş bir olayla sonrası otel yöneticisinin bir hanım müşteriye yazdığı kısa mektup. Yine aküze resepsiyon de aldığımı bildiriyorum. Je vous prie d'accepter toutes nos excuses. Çok kullanılan bir yapı. Sizden özürlerimizi kabul etmenizi diliyorum. Je vous prie d'accepter nos excuses. Je le regrette sincèrement. Yine çok kullanılan bir cümle. Samimi bir biçimde üzgünüm, pişmanım anlamında. Je vous assure que yine çok kullanılan bir yapı. Size temin ederim ki, je vous assure que ces incidents ne sont plus reproduits. Bu tür kazalar tekrar etmeyecek şeklinde. Mektubu devam ediyoruz. Notre établissement voudrait regagner votre confiance. Veuillez trouver ci-joint une invitation pour une nuit gratuite. Veuillez trouver ci-joint, ilişikte bulacaksınız. Une invitation pour une nuit gratuite. Bedava bir gece davet için. En espérant vous accueillir à nouveau. Yine mektuplarda çok rastlanan bir yapı. En espérant. Artı mazhar halinde. En espérant vous accueillir à nouveau.
sizi tekrar konut etmeyi umarak, Jovupri Dagri'yi, Priyedo'yu az önce görmüştük. Dagri'ye Madame l'expression de mes sentiments distingue. Burada da mektupları bitirirken çok önemli bir kalıbı görüyorsunuz. Unutmayın, kitabınızda daha bolca örnekler var. Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes sentiments distingue. Saygı dolu ifade, duygularımın ifadesini kabul etmenizi dilerim anlamında Fransızca'da mektuplar bu şekilde bitiyor genelde. Zamanı belirtmek. Des cours de danse, c'est en fin de l'après-midi. En fin de l'après-midi, öğleden sonra. La discothèque est ouverte tous les soirs, tous les jours, toutes les nuits, her akşam, her gece. Le concert, c'est une fois par semaine, une fois par semaine, haftada bir kez. Et c'est les samedis, c'est les dimanches, cumartesi günleri, pazar günleri. C'est une excursion entre 10 h et 12 h. Nous allons manger à midi au bord de la mer. Entre 10 h et 12 h arasında. À midi, öğleyin. Kişisel olmayan biçimler, déforme impersonnel, Fransa'da çok önemli. Artık Fransızcayı daha geniş boyutlarıyla öğrenme aşamasına geldik. Il est possible d'aller à Fethiye par le minibus. Il est agréable de manger au bord de la mer. Il est possible de faire quelque chose. Şunu yapmak mümkün, olanaklı şeklinde. Fethiye'ye minibüsle gitmek mümkündür. Il est agréable de manger au bord de la mer. Deniz kıyısında yemek yemek hoştur. Il est agréable de. Il est conseillé de conduire attentivement sur la route de Kaş. Kaş yolunda dikkatlice arabayı kullanmak tavsiye edilir. Il est conseillé de. Il est très important de ne pas faire de la vitesse. Il est très important. Demek ki très important, très de eklemek mümkün. Faire de la vitesse, hız yapmamak çok önemlidir. Arkadaşlar, bu da son dersimizdi. Geçmiş ünitelerdeki diyalogları, yazılı söz anlatım becerilerine ilişkin örnekler verdik. Bunları tekrarladık. Söylediğim gibi bu son ünitede kitabınızda daha zengin örnekler vardır. Lütfen dikkatlice bakın, kontrol edin, yapıları öğrenin ve bilginizi pekiştirin. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.